Evet, Hollanda'da dışarıda maske takma zorunluluğu yok. O yüzden vlogun geri kalan kısmını maskesiz yapacağız. Utrecht'e ilk girdiğiniz zaman tren istasyonundan hemen çıkınca direkt böyle alışveriş caddesi sizi karşılıyor. Utrecht, Hollanda'nın 4. büyük şehri ve bayağı eskiye dayanıyor. Zaten gezdikçe ne kadar eski olduğunu anlayacağız. Bir de burada bu kanal yapısı çok farklı değil mi? Yani... Evet, böyle kanal dönüyor. Hani Amsterdam'da hep böyle düz düz. Bir de kanal şeyden, yoldan aşağıda. Aa, evet, derinde. Onda nedeni neymiş? Ha evet. Anlatmıştık. Şimdi ya. Şu an burada gördüğünüz üzere böyle küçük küçük şu an restoran olan yerler eskiden bu binaların aşağısındaki depo yerleriymiş. Hı hı. Ve buraya ticarete gelen insanlar kanal aracılığıyla direkt depoya ürünlerini, evet, yerleştirebiliyorlarmış. Yani buradaki yolu işgal etmeden. Buradaki yaya yolu ya da işte o zamanlar artık atların yolunu hiç işgal etmeden gemiden direkt aşağıdaki depoya. Evet, mantıklı. Bu bir tek Utrecht'te var değil mi? Yani o kadarını bilmiyorum. Görmedik ama biz başka bir yerde. Evet, evet, ilginç. Ama güzel bir hava katıyor böyle şehre bu kanal yapısı. Evet Dilan, bize biraz Utrecht'te anlat. Bu sene de doğum günümü kutlamak için Utrecht'e gelmiştik. Burada tam bir fotoğrafım var. Bilmiyorum. Evet, burası. Kanal dönüyor çünkü. Şu arkadaki evleri de çok net görüyorsun. Hı hı. Seviyorum ya. Şurada da kilise falan var. Burası da Dom Kilisesi, Utrecht'teki çok büyük ama kulesi tadilatta. Biz geldiğimizden beri hala tadilatta. Burası da Dom Meydanı. Eskiden işte Dom Kulesi ve Dom'un Kilisesi berabermiş. Sonra 1600'lü yıllarda çok büyük bir kasırga çıkmış. Kiliseyi komple dağıtmış. O yüzden kiliseden sadece kule sağ çıkmış. O yüzden kule 14. yüzyılı falan, 14. yüzyıla kadar falan dayanırken kilise yenilenmiş. Hmm. Kiliseyi de hemen kulenin yanına yapmamışlar, biraz daha uzağa yapmışlar. O yüzden kule tek başına duruyor. Kulenin de yıkılmaması ve kilisenin yıkılması da garip. Değişik, evet. Bilmiyorum. Kuleyi Mimar Sinan mı yapmış? Bak, burası az önce geçtiğimiz yer. Yani %90 aynı. Kuleden bir de şey, Rotterdam'la Amsterdam mı görünüyormuş? Evet, tepesine, en tepesine çıkarsan açık bir günde, bulutsuz bir günde Rotterdam ve Amsterdam'a kadar görebilirsin. Yani mantıklı. Neden? Çünkü dümdüz ülke. Ve küçük. Burası Hollanda'nın en eski şehirlerinden biri olduğu için üniversitesi de çok eski. 1600'lü yıllarda kurulmuş. 1636 mıydı neydi? Burası da onun en eski binalarından biri. Ama bina o kadar eski değil sanırım. 1800'lerde. Güzel. Buraya çok geldik ama hiç böyle kanalın altına inmemiştik değil mi? Bir kere indik bir tane keko bir restorana ama oturmamıştık. Evet. İşte şu yerler hep böyle evlerin depo girişleriymiş. Utrecht'te her cumartesi bu meydanda çiçek pazarı kuruluyormuş. Biz de oraya geldik. Şimdi de bahar olduğu için insanlar bayağı ilgili. Espresso. Evet. Yum yum cirozlar. Sırf bunun için Utrecht'e geliyoruz. Motivasyonumuz bu cirozlar. Eve dönebilir miyiz? Oo, kofi güzel. Ciddi misin ya sen? Bir daha mı kahve içeceğiz? 5 dakika olmadı kahve biteli. Yürürken kahve içmenin hayalini kurmuşsun. Evet. Tamam. İç işte şimdi. Gerçekten şunu yaptık. Evet. Hollanda'da içtiğim abartısız en kötü kahve. Gerçekten mi? O kadar sırada bekledik. Kahve hala kötü mü? Biraz daha iyi. Şu arkadaki evler çok güzel duruyor. Bugünkü planımız zaten Utrecht'in bütün kanal etrafını gezmek. Yani yarısını neredeyse yaptık sayılır. Evet. Devam edelim. Haritada da gösterirsin zaten de Utrecht'in o ana kanalı içinden geçen ufak bir kanal aslında. Bir de buradaki şehirlerin çoğunda olduğu gibi dışarıdan bütün şehri saran bir kanal var. Şehri içine alan. Şu an o kanalın etrafında geziyoruz. Burası da Water Tower. Evet. Az önce çekmiştin onu değil mi? Oradan geldik. Pazar orada diye de bulamadık. Biz de kano yapalım. Yaparız. Şimdi. Nehirde bile yaptık biz. Şimdi dedim. Şehrin dışındaki bu şehri saran kanalların kıyılarında da böyle evler çok meşhur. Amsterdam'da böyle, Aylende de var. Burası adamın evi yani. Suyun içinde yaşıyor. Bir de bu eski botlardan yapılan evler var. Onlar da özellikle Amsterdam'da. Adam aynen. Botun içinde yaşıyor. Kanal evleri diye hatta geçiyor. Hatta orada var belki. Yok ama o bot kaldı. Evimiz. Şu an Utrecht'teki bütün kanalların birleştiği yere geldik. Böyle çıktık. Şimdi o sabahki kanalın oradan geri döneceğiz. Bayağı bir yürüdük ama ya. Aynen. En uç noktaya geldik diyebiliriz. Şimdi geri yürüyeceğiz. Ama hava müthiş. Çok güzel yerler gezdik. İşte burası o sabah hani ticaret evlerinin altından ürünlerin geçirildiği yeri anlatırken gösterdiğimiz kanal. Oranın en sonu. Uç noktaya geldik. Hiç gelmemiştik. Şimdi buradan böyle geri yürüyeceğiz istasyona doğru. Oradan da ev. Yemeğini alacaksın şurada oturup. Ah. Bizim yemek ne oldu ya? Ben acıkmadım. Oho. Kandırdın beni, yemek memek dedin. Kandırdım. Nasıl yani? Binaya böyle UFO olmuş gibi gözüküyor. Cidden de UFO. Ama şey, böyle bir sanat eseriymiş. 2000'li yıllarda böyle milenyuma giriyoruz kafasıyla. Çok beğenmişler, bırakmışlar yani değişik. Şimdi orası böyle ofis gibi bir şeymiş yani. İnsanlar çalışıyormuş. UFO'nun içinde mi? Evet. Daç kafası. Utrecht gezisini bitiriyoruz. Çok güzel bir gündü. Bayağıdır böyle büyük bir şehir gezmemiştik. Sıkılmıştık evde iyice. Hava da çok güzeldi. Şimdi eve dönüyoruz. Hot scenes. Bitti mi? Benito.